Arkadaşlar favorilerde tartışma çeşitleri. Tartışma çeşitleri önemlidir. Her sene son 3-4 yıldır 2-2-2 diye her sene 2 soru olarak karşımıza çıkıyor. En azından bir sorumuz vardır. Buraya dikkat edelim. Münazarada iki zıt görüş, tez antitez diye tartışılır. Jüri vardır, jüri kazanan tarafı belli eder. Söz ustalığı, bir fikri savunabilme, karşıt fikri çürütebilme münazaranın önemli özelliğidir. En çok sorulanlardan biri münazara. İkincisi zıt panel. Arkadaşlar panel ve zıt panel kollegium diye gidelim. İkincisi panel olsun. Panelde bir konunun farklı bir yönünü anlatıyoruz. Dinleyici sonda soru soruyor bize. Samimi bir ortamda yapıyoruz bu tartışmayı. Paneli ikiye ayırdık. Eğer sınıfı ikiye bölüp bir grup soru soruyorsa, diğeri cevap veriyorsa bu zıt panel. Ama iki tane masa oluşturup uzman grup, öğrenci grubu diyorsak ki o uzman grup bilen öğrenci ya da öğretmen de olabilir. Uzman grup, öğrenci grubu diyorsak buna da ne diyoruz? Collegium diyoruz. Açık oturum ise resmidir, kurallıdır, formaldir. Açık oturum güncel konularda olur. Şu an güncel ne var? İşte atıyorum zamlar mı var? Zamları tartışıyoruz. İşte vergiler mi var? Vergileri tartışıyoruz. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Açık oturum diyoruz. Güncel konuda olur. Forum, Babala TV örneğini verebiliriz. Forumda dinleyici her aşamada sürece katılır. Yani yoğun bir etkileşimin, yoğun bir e, tartışarak tartışmanın olduğu bir tartışma çeşidi. Forumda önemli bir özellik dinleyici sürece her aşamada katılır. Yani başta, ortada, sonda istediği zaman soru sorar, örnek verir, açıklama yapar. Forumda dinleyici her aşamada sürece dahil olur diyebiliriz. Ve bir tane daha söyleyeyim. Sonrakiler diğerine kalsın. Sempozyum bilgi şöleni en bilimsel olanıdır. Alanlarda daha çok çıkar. Sempozyuma katılan e, katılan kişilerin uzmanlığı vardır. Sempozyumda alınan kararlar tebliğ bildiri diye yayımlanır. Sempozyum eş zamanlı oturumlar şeklinde olur sempozyum birkaç gün sürer ve katılımcılara genellikle sertifika belge verilir. Tartışma çeşitleri favorilerimiz unutmayın.